Canlar bugün çok doluyum. Aşırı doluyum. Böyle patlayacak hale geldim. O yüzden de bu videoyu böyle çekeceğim. Zaten önemli olan görüntü değil, aktardığım bilgiler. Şimdi evvela şunu söyleyeyim. Bir insan tükenmişse abi, tamam, bir insan tükenmiş ise sen, örnek veriyorum, hani mesela vardır ya sokaklarda işte, tamam mı, böyle saçı macı birbirine karışmıyor, bildiğin ne diyorlar, sokak adam işte, sokakta kalan insanlar. Şimdi o adamı görürsünüz, o adamı görürsünüz. Siz zannediyorsunuz ki, daha doğrusu siz değil, geri zekalı olan tipler zannediyorlar ki, işte bu adam böyle ufaktan bir şeyler yaşamış, ufaktan birkaç dert yaşamış. Biz de aynısını yaşadık. Biz pes etmedik, o pes etmiş. Millet öyle zannediyor. Lan amına kodumu ne olur. Sen kim? O adam kim? O adam senin feriştahının yaşayacaklarını yaşamış. Sonuna kadar da Allah'ına kadar da mücadele etmiş. En son Allah'la mücadele etmekten bıkmış, bezmiş ve o hale düşmüş. Anladın mı baba? Kimse kendi haline, o kendi kendine böyle senin gibi böyle küçük küçük dertleri sikleyerek o hallere düşmez. Bunu herkes bilsin, okey? Ve şöyle söyleyeyim size. O adam o hale düşene kadar, tamam, bu adam o neler çekmiş neler, her seferinde demiş ki lan bu sefer olacak, bu sefer olacak, bu sefer olacak. Her seferde ayağa kalkmış, bir daha kader bunu yıkmış, bir daha bir daha bir daha. En son adam salmış kendine, demiş sikerim hayatını da, dünyasını da, ahiretini de, hepsini de amına koyayım. Anladın mı? Sen şimdi gidip de bu adama desen ki ya abi ya işte şudur ya motivasyon, ya ayağa kalkmalısın, ya bir şeyler yapmalısın, ya bir adam diyecek ya bir siktir git amına kodumun salağı, sen ne diyorsun, sana bir tane şaplak yapıştırır amına. Anladın mı? Şimdi bu adamın kendine gelmesi için, olumlu bir şeyler lazım. Düzenli bir hayat lazım. Artık umut ışık değil ha. Umut da göstersen inanmaz. İşte bizim durumumuz tam olarak da o. Anladın mı? Hani çok şükür öyle kötü bir durumda değiliz ama psikolojikmen öyleyiz yani. Anladın mı? Şimdi sen bana sabahtan akşama kadar da gelip desen ki işte şöyle de hayat devam ediyor. Hayat çok güzel. Şöyle olacak, böyle olacak. Benim sana vereceğim cevap yarramı baş ederim. Amına kodumu çocuğu ne anlatıyor sen derim. Anladın mı? Yok çünkü yani adam defalarca denemiş. Binlerce kez belki denemiş amına koyayım. Sen hayatında kaç kez öldün dirildin desen bir kez bile ölüp dirilmemişsin. Bu adam hayatında kaç kez ölüp dirilmiş lan? Lan ölmekten bahsediyorum. Öbür dünyaya gitmiş gelmiş resmen. Anayın amına girmiş çıkmış. Anladın mı? Yani senin bu adamı anlaman mümkün değil. O yüzden de gelip böyle yorumlarda vay şöyle ya, ya işte hayat devam ediyor, yok pes etme, yok sen kendini şöyle bilmem, yok çalış, yok iş, ya amına kodumun salağı sen kim bizi anlamak. Neyse baba, bu konuya da buradan açıklık getirdik. Umarım bundan sonra sinekler gelip vızıldamaz. Yani onu zaten sayıklayarak, vızıldayarak bir sinek olduğunu şey yapıyorsun abi. Sinek abi, bildiğin sinek olarak algılıyorum seni. Direkt sinek olduğunu ifşa ediyorsun ve kovuyorum, yani bu kadar basit. Geri zekalı insanları sevmiyorum abi. Geri zekalı insanları sevmiyorum. Hayatımız boyunca niye tükendik biliyor musun? Asla ve asla asla saniyemizi bile ayırmamamız gereken insanlara ömrümüzü heba ettik. Bak bir cümlede bütün olayı adam söylüyor, özetliyor, anlatıyor. Ama anlamıyorsa insan geri zekalıysa sonra anlamadığı için geri zekalı, geri zekalı olduğu için de geliyor tutup da negatif bir şeyler yazıyor ya, böyle oldu böyle oldu ya işte gel de bunu sikme hadi. Ya abi olmaz 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 abi olmaz, biz geri zekalı kredisi artık sıfır biz daha. Ya. Şimdi mesela bazıları da vardır. Der ki ya ben de biliyorum insanlar geri zekalı ve otoros çocuğu. Okey ama tınlamıyorum falan filan. Onun da açıklamasını yapayım. Allah var ya Allah, hani seni yaradan Allah var ya, hani kulle kulle dünyaya gönderiyor ya baba seni. Sana demiş ki örnek veriyorum ben reis diye bir kul yarattım. Bir de örnek veriyorum Arda diye bir kul yarattım. Misal diyor. Arda'ya diyor hayatı boyunca diyor 50 tane orospu çocuğu görme limiti veriyorum, tamam mı? Limit 50 tane ha, tamam mı? 51. de Arda intihar eder. Anladın mı? Öyle söyleyeyim. Birincisi Harda'ya öyle, ikincisi Bilge Adam Reis diye bir kul yaratmışım. Ona da demiş 100 tane, bunun 2 katı veyahut da 200 tane amına koyayım. 400 kat, 4 katı, tamam mı? Demiş ki öyle. Ondan sonra dünyaya saldıktan sonra ne olmuş biliyor musun? Arda'ya hayatı boyunca o ana kadar kaç yıl yaşamış? 30 mu 40 mer neyse Arda'ya tutmuş 5 tane veyahut da 10 tane orospu çocuğu göndermiş. Hayatına sokmuş ana. 5 tane veyahut da 10 tane orospu çocuğuyla karşılaşmış. Arda'nın daha 40 tane kredisi varken Arda zaten siklemez. Niye? Görmemiş amına kodumu sala, anladın mı? Hani kredisi var. Öbür tarafta reise 4 katı vermiş, tamam mı? 4 katı kredi sunmuş, tamam mı? 200 tane, tamam mı? O 200'ün de 200'ünü tutmuş adamı harcatmış, bitirmiş. Anladın mı? Sıfır yani. Kredi sıfır. O adam o yüzden de artık salak gördüğünde, orospu çocuğu gördüğünde ya sıyırır yani. Kafayı yer. Dolmuş çünkü ha. Yok. Boşluk yok. Anladın mı? Heh. O olayın da özeti bu. Yani hani kimi sikler kimi siklemezler ya. Siklemek veya da siklememenin anlamı bu işte. Anladın mı? Karşılığı bu yani. Anladın mı? Hani mal kredin var mı? Orospu çocuğu kredin var mı? Ne kadar tüketti? Ne kadar kalmış? Tamamıyla buna bağlı. Okey. Heh. Biz bunu da nerede tükettik biliyor musun? Biz bunu da nerede tükettik? Tekrar tekrar söyledim deminki cümlede. Hayatımızda saniyemizi bile harcamayacağımız insanlara ömür heba ederek. Ömür heba ederek yapacak bir şey yok. Kader denen amına kodumun yerinde olay seni buna mecbur bıraktırıyor. Mecbur bıraktırıyor işte.
Gözünü dünya açıyorsun. Ya ne diyeyim ki baba, ne diyeyim ya, ne diyeyim ya, ne diyeyim ya. Ya fakirlik var ya, fakirlik, yoksulluk, imkansızlık. Bunu icat eden Allah'a neredeyse söyleyeceğim ya. Fakirliğin Allah'ını tövbe ne yapayım ya. Böyle bir şey yok ya. Fakirlik insanın hayatını siker baba. Gidersin mesela bir şehre taşınırsın ya, Adana'ya diyelim ki, veyahut da İstanbul'a, veyahut da başka yere. Abi parayamansın ya, garibansın diye paran yok ki, gidersin o memleketin en böyle tamamı, en böyle uyuz insanların, en böyle mal insanların, en böyle davar insanların, en böyle salak, parazit, toksit, orospu çocuğu olan insanlar olduğu hale gitmek zorunda kalıyorsun. Hayat seni sike sike oraya mecbur bıraktırıyor. Niye? Çünkü para yok ya, orası ucuz ya, oraya gidiyorsun. Para olsa bu amına kodumun çocuğunu görür müsün? Görmezsin değil mi işte? Para olmadığı için mecbur kalıyorsun. Zaman zaman şöyle bir bakıyorsun, bazı gidişatlara, olaylara bakıyorsun. Lan diyorsun, ben kendime mi yapayım, kaderime mi söveyim, beni bunlara muhtaç eden başkalarına mı söveyim, hayatımı heba ettiklerime mi söveyim, Allah'a mı söveyim, kime söveyim, şaşıyorsun kalıyorsun ha ya. Böyle 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 ne oluyor, tükeniyorsun, anladın mı? İşte bizim tükenmişliğimiz bu yüzden. Hayatımızı hep böyle boş yere başkaları yüzünden heba ettik, aman Allah'ım. Boş yere, boş yere ya. O yüzden de tükenmişlik sendromu böyle işte, anladın mı? Hani orospu çocuğu görmek istemiyorsun. Artık Allah yukarıdan böyle sana böyle özellikle hani kuluna hitaben konuşsa, böyle gökyüzünden dese ki, ey Ramazan kulum veyahut da reis kulum, sana şimdi bir orospu çocuğu göndereceğim ama benim hatırım için lütfen onu ya, şey yap, idare et. Ben diyeceğim, idare edenin bacısını sikeyim. Aynen, direkt ben bu cevabı veririm, anladın mı? Heh. Anladın mı? Ya. Düşün yani, ha bak, taptığım Allah bile bunu yapması, yani yapacakken ben buna bile yani şey yapıyorsam, abi normal bir insana nasıl siklememi bekliyorsun ya? Yok baba, yok 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 yok. Ben gerizekalı insanları sevmem. Hayatımda en nefret ettiğim iki tür insan var. Bir, gerizekalılar, iki, orospu çocuğu. Bu ikisini nefret ederim abi, anladın mı? Tolerans sıfır. Şimdi geçelim baba Yahudi olaylarının, boykot olaylarına. Şimdi Facebook'a bakıyorsun, nerede bir tane koyun gibi misal insan var, koyun ha, bildiğin koyun lan, namusuma dinime, koyunun en azından sütü var, eti var, bilmem tüyü var, bunda o da yok, dünyaya hiçbir varlık sıfır, elde sıfır, akşama kadar paylaştıklar, ne biliyor musun, biraz daha sabredin, kullu kullu, adamlar kapanmak üzere, Coca-Cola iflas etmek üzere, İsrail batlan, Allah senin belanı versin, senin ben beynine sokayım, amına kodumun beyinsizi, senin kola içmeyerek bu adam batacağını zannediyorsun, sürünme gerizekalısınız oğlum siz ya. İşte bu kafayla amına koyayım var ya, bu kafayla olduğumuz sürece İsrail bütün dünyayı bile almaya mecbur, mahkum. Sen onu mecbur bırakıyorsun. Niye? Çünkü sen bir geri zekalı oluyorsun, anladın mı? Hani biz koyun olursak ne olur? Adamlar bütün dünyayı alır. İşte olay bu. Okey. Ya baba ya. Vay efendim arkadaş, kola içmeyecek de İsrail batacak. Lan böyle bir zihniyet var mı ya? Vay efendim arkadaş, hamburger yemeyecek de İsrail batacak. Lan Allah. La Allah, sen bu salakları niye bizim ülkemizde yarattın amına koyayım ya? Yok ya, ben niye bunların içinden yarattın amına koyayım ya? Keşke Yahudilerin içinden dünyaya gelseydim. Keşke başka bir yerde dünyaya gelseydim. Namusuma değil mi abi, ben sevmiyorum ya. Vallahi billahi ya. Ben artık sahte Müslümanlar görmekten, münafık insanlar görmekten, dini istismar eden insanlar şerefsiz görmekten bıktım abi ya. Görmekten bıktım. Bugün Müslümanlığın hakkını vererek yaşayan bin taneden bir tane insan görürsün. Gerisi boş takımı. Ya. İşte bu yüzden, ha sebep bu. Hani derler ya, küçücük İsrail dünyaya niye hükmedilir? Bu yüzden işte, ha sen koyun olduğun için, anladın mı? Hani o kurt, sen koyun ha. Kurtla koyun hiçbir şey olmuyor. Olmaz der mi babacığım? İşte sen koyunsun, anladın mı? Ha. Olay o. Ya. Sen o adamları ne zaman yenersin biliyor musun? Sen o adamları ne zaman yenersen, onlar gibi dürüst olursan, onlar gibi çalışkan olursan, onlar gibi iyi olursan, onlar gibi işini bilsen, o zaman ya. Onun dışında sen ananın bilmem neresinde yırtsan hiç bok olmaz. Hiçbir zarar veremezsin. Bak size bir misal vereyim. Küçücük bir misal, normal bir sıradan bir olay ama her şeyi özetleyen bir olay. Bir gün benim telefonum bozuldu. Telefonum bozuldu, götürdüm tamirciye. İki tane kullu kullucu Müslüman kardeşimiz var. Dindar, Allahu Ekber, cami, cuma, kullu falan filan. Gittim babacığım, selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeşim bak, boş geziyorum zaten, tamam imkanım da yok. Yeni telefon alma imkanım. Bu telefonu dedim en uygun bir şekilde babacığım nasıl düzeltebiliriz bu soruda. Normalde o telefonun bir yerlerinden, tamam mı, ufak tefek dokunuşlarla falan filan yapabilirsin. Dedi ki yok, bu dedi ölmüş, bu şöyle olmuş, böyle olmuş, bunun ekranın değişmesi lazım. Ne yapacağız babacığım? Ekran değişmesi için de işte örnek veriyorum, 2 milyar para lazım. Lan oğlum nereden bulacağız amına koyayım 2 milyar? Şimdi parasıyla 2000 lira işte, tamam mı? Neyse baba.
Neyse baba dedi ki böyle böyle dedi işte bunun dedi ekran değişmesi lazım. Bu hiçbir şekilde yapılamaz. Hatta ben yol gösteriyorum tamirci olmamama rağmen, telefoncu olmamama diyorum ki kardeşim bak senin bahsettiğin olay en son aşama. Hani o aşamaya varmadan başka bir aşama varsa babacığım uygun yolu böyle 300 liralık 500 liralık falan filan işte 750 liralık. Yani nazaran neresinden dönsen kârdır hesabı o tercih yapalım o seçeneği yapalım dedi. Yok diyor öyle bir seçenek yok kime gösterirsen göster hepsi diyecek böyle hep diyecek ki bunu değiştireceksin yani 2-3 milyardan aşağı para gitmez. Peki babacığım hayırlı işler. Sonra istikamet ikinci kullu kullu ya ikinci Müslüman kardeşimize hani dedik yani Müslüman kardeşimiz kazansın anladın mı? Hani Müslümanı desteklemek böyle ha destek sikilirsin ha. Tek özeti bu başka bir şey yok. Neyse baba ona da gittik. Sonuç yine aynı. En son ne oldu biliyor musun? 2-3 milyar paradan bahsettiler. Ekran değişimi falan filan. En son dedim ki bir tane de Yahudi adam var. Yahudi bildiğin Yahudi ama krallar, feriştah böyle ha. Tövbe aşağı şimdi tanrı diyeceğim de olmayacak aman abim. Götürdüm adamın yanına. Selamun aleyküm aleyküm selam. Gayet kibar, nazik bir insan. Bana da çok severdi. Gel kardeşim dedi buyur bir isteğin mi var falan filan. Gittim yanına. Hani bizde bir zihniyet vardır ya Müslümana kazandıralım. Yok baba yok sen götünü de yırtsan Müslüman seni tövbe haşa halleder. Hiçbir işte yapma seni halleder sadece seni dolandırır paranı kapar. Sonuç sıfır elde sıfır. Karşında sana hiçbir şey vermez. Sadece senden ister. Anladın mı? Heh. İşte bu şekilde olursa biz hiçbir zaman bir yere varamayız. İsrail senin kanını böyle fokur fokur içmeye her türlü babacığım gücü yetecek. Niye? Çünkü Allah sana vermezsen davarsın amına koyayım. Davar olursan babacığım kazanamazsın. Bizler koyun olursak adamlar kurttur baba yerler. Bunda darılmaca, gücenmece yok. Zoruna gidiyorsa sen de kurt olacaksın babacığım. Koyunluktan terbiye edeceksin. Müslümanlık koyunluk değil ki babacığım. Ama sen koyunsun. Anladın mı? Senin Müslümanlıkla alakan yok. Heh. Neyse baba gittim adamın yanına. Adam dedi ki buyur işte kardeşim bir isteğin var falan filan işte. Normalde muhabbetimiz var yani. Arada bir görüşüyoruz konuşuyoruz tamam mı? Adamla dedim ki işte böyle böyle bir sorun var dedim telefonda dedim. İşte yukarıdaki koyunlara gösterdim. Koyunlar Müslüman, koyunlar kardeşimiz dedi ki buna işte 3 milyar para lazım dedi. İşte ekranı değişmesi lazım. Başka türlü bunun kurtuluşu yok falan filan. Ben dedim ki 3 milyar param yok zaten durumum kısıtlı. Bana dedim bunu uygun bir şekilde halledebilir misin? Dedi otur kardeşim çayını iç. Ben dedi biraz anladım dedim hallederim dedi. Elinden geleni yaparım dedi. Ne gerekiyorsa yaparım için rahat olsun dedi. Okey dedim oturdum. Adam telefonu açtı etti tamam mı? Dedi ki hiç dedi ekranı değiştirmene gerek yok kardeşim. Ben kardeşime dedi bunu halledeceğim. En uygun bir şekilde de işini göreceğim. Tamam baba dedim sahne senin. Adam halletti yaptı. Tamam baba halletti yaptı. Tertemiz telefonu bana teslim etti. Takır takır çalışıyor. Onların 3 milyar istediği olayı adam ne dedi biliyor musun? 150 lira at yeter dedi. 150 lan bildiğin 150 lira lan 150 lira. Ben tuttum adama 200 attım anladın mı? Ya 3 milyar nerede 200 nerede? Ya elin oğlu böyle işte böyle böyle adamlar böyle yani ha, küçücük bir olayda bile bir sürü anlam var. Genel olarak bu böyle ha, Müslüman eşittir yerinde sayan bir koyun dini istismar edip Allah'ı istismar edip dünyanın içine ediyor. Dinin de içine ediyor, ülkenin de içine ediyor, her şeyin de içine ediyor. Öbür tarafta adamlar aslan, kral çalışıyor. Ne olacak? Tabii ki Allah onlara verecek. Bu kadar basit. Okey. Yani sen kola içmeyerek veyahut da hamburger yemeyerek o adamlara zarar ver. Yok babacığım öyle bir dünyanın yok babacığım hayal aleminden uyan babacığım yok yok yok. Senin gibi davar ot yesen olur yemesen olur anladın mı olayı? Mesele o değil ha. Mesele büyük pencereden bakın. Sen o adamları ne zaman yenersin veyahut da ne zaman galip gelirsin biliyor musun? Tekrar tekrar söylüyorum. O adamlar gibi dürüst oluncaya kadar, o adamlar gibi çalışkan, o adamlar gibi iyi, o adamlar gibi zeki falan filan bütün bunları bir araya getirdiğinde, o taşlar birleştiğinde sen o adamları yenebileceksin. Ama bunun olması için mümkün yok. Öyle bir mucize falan yok. Çünkü sen bir davarsın ve sen bunların hepsini bir araya getiremezsin. Senin yaptığın ne biliyor musun? Kullu kullu diyerek Allah'ı kandırırsın, kullarını kandırırsın, dini istismar edersin, ülkenin içine edersin. Hayvanlara amına koyayım bilmem ne yaparsın. Her türlü namussuz şerefli yaparsın. Ama sonuçta o lafa da geldi Müslümansın. İşte bu kafayla abiciğim Müslüman olamaz. Böyle Müslümanlık yok abi. Böyle olduğun sürece ömür boyu kaybedersiniz. Ne zaman ki gerçek anlamda Müslüman olursak hani Yahudinin dinine bağlı olduğu gibi, Yahudinin dinini sevdiği gibi, dinini yaşadığı gibi, bütün hassas bir şekilde, bütün her şeyi uyguladığı gibi yaparsan o zaman kazanırsın. Ama o olmadan sen istediğin kadar kola içme bilmem ne, öyle bir dünya yok babacığım. Kimse kimseyi kandırmasın, koyunlukta da ısrar etmenin gereği yok. Okey. Yani velhasıl kelam adamlar böyle babacığım. Adamlar zeki, adamlar dürüst, adamlar çalışkan. Adamların bir ticari yönünü de söyleyeyim size tamam bak. Örnek veriyorum bir Yahudi bir Yahudiye mesela iş yeri açarken yardımcı oldu değil mi? Diyelim ki bugünün parasıyla 100 milyar mesela yardımcı oldu. Mal verdi veyahut da örnek veriyor veyahut da borç verdi.
O adam gitti, etti, işleri ters gitti, olmadı. Veyahut da işte bir sorun oldu, şu da oldu, bu oldu falan filan, iflas etti. Veyahut da kurtarma. Ne yapıyor biliyor musun Yahudi? O 100 milyara çizik çekiyor. Diyor ki kardeşim bu benden sana hediyem olsun, canın sağ olsun, hayat devam ediyor. Hiç fark etmez, canını sıkma. Sen yeter ki de ki ben yeniden yapmak istiyorum. Dürüst bir şekilde buna inan, ben sana yine yardımcı olurum. Gidiyor bir 100 milyar daha mal veriyor, dükkanına dolduruyor. Al kardeşim devam ediyor. Olay bu, adamlar bu, ama ne yapayım? Adam bir daha mı kaybetti? Bir daha veriyor lan, bir daha, bir daha, bir daha veriyor amına koyayım. Ama Müslümana git amına koyayım, 1.000 lira senden alacağı olsun, götünü yırtar amına koyayım. En dar günde vampir gibi yarın sana çöker. Lok lok, benim param nerede, benim param nerede? Senin paran ya Ram'ın başında amına koyayım, anladın? He. Ya. Param da param, param da param, alacağım da alacağım, borcum da borcum, iflas etti, kapattı, paramı vermedi, bilmem ne. Lan Allah belanızı versin sizin, anamınıza koyayım sizin lan. Lan siz bu kafayla çıktım sana bir baltaya saplamasınız ya. Olayın özeti bu işte baba. Olayın özeti bu. Adamlar kral amına koyayım. Kral, kral. Krala senin yaşaman gereken Müslümanlığı, İslamlığı, dini falan filan adamlar yaşıyor. Yani. Senin yaşaman gereken onlar yaşarsa Allah ne yapar? Onlara verir. Sen bir koyun olursan, adamlar kurt olursa babacığım seni çiğ çiğ yer. Bunlar darılmaca gücenmece yok. Allah sana da beyin vermiş, ona da vermiş. Sen o beynin Allah'a kullanırsan, o adam zekaya kullanırsa, iyi bir şeylere, gelişmeye vesaire kullanırsan olur. Allah ona verir. Bu kadar basit. Yemin ediyorum ya namusuma dinime ya vallahi billahi. Önümüzdeki yıllarda namusuma dinime aklımdan geçmiyor değil. Hep kendi kendime derdim. Keşke böyle bir akrabam olsaydı bunlardan. Vallahi billahi ya yemin billahi diyorum. Keşke onların içinde de olsaydım amına koyayım. Vallahi billahi ya. Ermenilere gidiyorsun yine aynı. Hristiyanlara gidiyorsun yine aynı. Abi bugün dünyanın başına bela olmuş, dünyayı yaşanmaz hale getirmiş, dünyayı kirleten yine abi Müslümanım diye geçinip de Müslümanlıkla alakası olmayan tipler. Tamamıyla bunlar. Lafa da geldim ellerinde tesbih kafasında güle akşama kadar Coca-Cola paylaş. Ya böyle bir şey var mı abi? Normalde gülmem gerekiyor ama sinirden gülemiyorum ya. Ay, ay. Bir tane kralın atasözü var. Bir tane kral, bilgi adam. Adam diyor ki dindarlığınızı diyor Tanrı'ya gösterin. Bana değil, bana değil, bana değil. Bana sadece insanlığınız lazım diyor. Anladın mı? Yani burada ne anlatıyor? Bıkmış artık amına koyayım. Orospu çocuğu olduğu halde gece gündüz Allah'ı istismar edip dini kullanan tiplerden bıkmış. O yüzden bu sözü söylemiş ya. Bizimkiler anca istismar eder. Yok. Müslümanlıkla alakası yok. Yaşar. İyi yok yok baba. Sırf istismar. Başka bir şey yok. Koyun eşittir istismar. Ya. Bu kafayla da kaybetmeye mahkumuz abi. Yapacak bir şey yok. Tekrar tekrar söyledim baba. Bu kafayla kaybetmeye mahkumuz. Ne zaman ki onlar gibi olursa o zaman kazanırız abi. Adamlar dürüst abi. Adamlar çalışkan. Adamlar zeki. Adamlar da her şey var. Allah billah. Belki de bir tane Yahudi kadından gelirse evlenirim amına koyayım. Namusuma dinme. Belki Türkiye'den bile giderim. Giderim abi ya. Giderim ya. Giderim ya. Hak etmediğim yerde abi durmak. Yok baba kimse kusura bakmasın. Ömrümüz amına koyayım davar insanların karnını çekmekle geçti. Ömrümüz koyun tipi insanlar çekmekle geçti. Yeter baba ya vallahi billah. Yeter baba yeter. Hak ettiğim yer neresi? Ben neredeyim? Ben o adamlarla bir bağlantım olsaydı namusuma dinme beni kral yaparlardı. Kral, feriştah yaparlardı amına koyayım. Ama Türkiye'de maalesef kralsan abi bitiksin. Elini kolunu bağlarlar seni deli ilan ederler. Türkiye böyle abi. Bizim memleketimiz maalesef ki böyle diye. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bilge bir insandı, anladın mı? Alim evliya bir insandı. Adam Osmanlı'nın yıkılacağını sezdi ve önlem için gitti. Padişahla görüşmeye gitti. Yardımcı olmak için gitti. Adamı hiçbir şekilde yaklaştırmadılar. Hatta adamı deli ilan ettiler. Tımarhaneye tıktılar. Anladın mı? Sonuç ne oldu? Osmanlı diye bir şey kalmadı. Hepsi talan viran oldu, anladın mı? İşte böyle. Şu anda da mesela önümüzde çok zor yıllar var. Türkiye adına çok çok kötü yıllar var. Çok berbat bir hal alacağız ve ben bunları defalarca videolarımda dile getirdim. Devletim bana iletişim kurup tamam mı bilgilerinden faydalanmak varken öyle hepsi kendi hallerinde musluklarına bakıyorlar, göbeklerini büyütmeye bakıyorlar. E kullu kullu diyerek ceplerini falan filan doldurmaya bakıyorlar. E babacığım bu şekilde olursa bu memleketin ilerisi yok. Buradan söyleyeyim, bilgisini vereyim. Buradan gelecekle ilgili de bilgiyi vereyim baba. Bak bu videoyu unutmayın. Hatırlatacağım size bir gün. Yaşarsak hepinize hatırlatacağım.